Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de çok muhteşem bir video ile daha beraberiz arkadaşlar. Neden mi? Çünkü bugün sizlerle beraber SBC Cengiz Ünder'i alacağım arkadaşlar. Çok büyük zarar edeceğim büyük ihtimalle. Zaten kadromda da çok oynatacağım bir oyuncu değil. Ancak videolarda siz istiyorsunuz diye sizin için Cengiz Ünder'i alacağım. Ve ben de zaten kartı denemek istiyorum yani. Hani zarar edeceğim ama yine de hani kartı zaten denemek istediğim için Cengiz Ünder'i alacağım. Cengiz Ünder'e özel, SBC Cengiz Ünder'e özel. Sizlerden bu videoyu tam 2500 beğeni bekliyorum. Arkadaşlar çok yüksek beklemiyorum. Lütfen atın. Herkes bir beğeni butonuna basarsa 10.000 bile olur. Yani izleyen herkes like atsın. Ve yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar haydi bakalım başlıyoruz. Cengiz Ünder'i almaya çalışacağız bakalım. Ama like'ları kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Destek lazım biliyorsunuz. Onlar bedava destek abi. Bedava. Çok bedava. Dokunuyorsunuz bırakıyorsunuz. Bu kadar basit. Haydi bakalım arkadaşlar kadro kurma görevlerine giriyoruz. Ve buradan hemen haftalık olandan tabii ki Cengiz Ünder'i alacağız. Ve 300 beceri geliştirisi falan veren de var. Gerçekten çok güzel. Haydi bakalım Cengiz Ünder'i almaya çalışacağız. Kesin alacağım demiyorum ama alabilirim. Kadromdaki oyuncuları vererek almayı deneyeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak burada bize söylediği şey, bir tane Süper Lig oyuncusu olacak, 3 tane de Türkiye oyuncusu olacak. Yani ne diyor? Süper Lig dışında 2 tane Türk oyuncuya ihtiyacın var diyor. Ve bende de bunlar var galiba. Bir tane Cenk Gönen var biliyorum. Diğeri var mı bilmiyorum. Umarım vardır. Yoksa pazarda aramaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar hemen buraya geliyoruz. Ve Mehmet Topal'ı koyuyoruz. En yüksek koyabildiğim oyuncuyu koydum şimdi. Ve şimdi arkadaşlar kalecide Cenk Gönen'e geleceğim. Ancak şöyle bir arama yapacağım. Size de taktiğini de veriyorum yani anlayın diye. Hiç reytinge falan girmeyeceğim abi. Buradan ülkeyi seçeceğiz Türkiye olarak. Hemen şöyle seçelim abi. Türkiye'yi seçelim. Seçtim. Şimdi abi liglere geliyoruz. Süper Lig hariç bütün ligleri seçeceğim. Süper Lig'i seçmeyeceğim. Bütün ligleri seçeceğim. Çünkü Süper Lig'den bir tane oyuncu olması gerekiyor. Birden fazla oyuncuyu kabul etmiyor. O yüzden ve kaydete bastık. Hadi abi. Yes be. 3 tane varmış toplam hatta. Güzel abi. Bir tane de sol bek koyacağız. Hemen şöyle koyalım. Şimdi bir de sol bekimizi koyalım. Tamam abi, şimdi stoperlere gelelim. Stoperlerde bunu çarpı yapalım, bunu da çarpı yapalım. Şimdi abi stoperlerde Salcio A oyuncusu lazım. Bir de biz 60'lık oyuncu kullandık ki, o yüzden Cannavaro bizim takımımızdan gitmek zorunda. Yani yapacak bir şey yok. Hani bugüne nasipmiş, o da büyük bir ihtimal gidecek yani. Kesin vermeyeyim ama gidebilir. İkinci stoper kim olabilir abi? İkinci stoper hiç düşünmemiştim. Kalsın bir böyle burası. Sağ bek'e gelelim. Sağ bek olarak Vrsaljko olabilir. Evet, sağ orta saha. Lodeiro'yu koyacağız. Sol orta sahamız kim var? Montero var, güzel abi. Santrafor. Dzeko. Ve Griezmann. Bayağı bir harcıyorum biliyorum ama arkadaşlar değer. Tabii ki de çok efsane bir oyuncu alacağımız için. Bunu koyacağım şimdi. Ve stoper olarak da Marquinhos koymaya gerek var mı? Evet, Marquinhos koyacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kadro bu şekilde oldu. Tam 5 tane elite oyuncu koyup sadece 1 veya maksimum 2 tane büyük bir ihtimal alacağım. Ama gerçekten ben değeceğini düşünüyorum. Bayağı bir harcama yapıyoruz. Umarım siz de videoya like atarsınız arkadaşlar. Cengiz Ünder'i alma zamanı. Cengiz Ünder'i alıyoruz sizlerle beraber. Sonrasında deneyeceğim de bakalım nasıl olacak. Umarım güzel olur yani. Bayağı bir güzel bir kart olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. 83 sağ orta saha bile kullanıyorum ben bu kartta. Bir de bize 82'lik sağ orta saha verecek. Ama dediğim gibi arkadaşlar sağlık olsun. Birazcık fazla mı harcıyorum ya? Bir dakika, bir şeye bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir sol bek bakayım abi, Türk. Türkiye liginden olmayan Türk bir sol bek bakayım. Çünkü 84'lük stoper bana mantıksız geldi. Ülkeyi seçelim. Arkadaşlar en iyi nasıl yapılabiliyorsa öyle yapalım. Çok büyük zarar etmek de istemiyorum çünkü. Hani 62'lik oyuncu yerine farklı bir oyuncu kullanıp belki daha iyi bir şeyler yapabiliriz. Şimdi sol bek'i seçelim bakalım. Yok sol bek abi. Gördüğünüz gibi pazarda yok zaten. Hepsini bir seçelim bakalım. Ömer Toprak var. Cengiz Ünder var. Ömer Toprak var. Cengiz Ünder var. Yani başka zaten oyuncu bulamıyoruz abi. Cengiz Ünder'in bu kartı var. 25.000 coin ise. Ve hepsi satıldı gibi. Tamam, 25.000'e var. 17.500'e de var artık yakalayabilirsem. Evet, yakaladım. 17.500'e Cengiz Ünder'i aldım. Şimdi etkinliklere tekrardan giriyorum. Ve kadro kurma görevlerine tekrardan giriyorum. Ve buraya girdim. Görevi göre bastım. Ve şimdi buraya geldik. Ve Cengiz Ünder'i koydum. Hem tam oldu arkadaşlar, hem de bir tane elit oyuncu gitmemiş oldu. Şimdi başka ne yapabiliriz? Stoper olarak Traore'yi koyunca da oluyor. Çok iyi. Aguilar'ı koyunca olmuyor. Tamam, Traore'yi de koyduk arkadaşlar. Güzel. Şimdi normalde 5 tane harcıyorduk ve bu şekilde 3 tane harcamış olduk. Ve Cenk Gönen yerine de aslında bir dakika abi. Cenk Gönen yerine Onur Kıvradeli ile Marafon'a bu kaleciyi koyarsak ve sonrasında bir tane 135.000 Hakan Çalhanoğlu'yu aldım.
Yunus Mallı'yı da alabiliriz hatta. Güzel abi. Bak bu taktikle gerçekten oyuncuları en ucuzu alabilirsiniz. Size taktik de göstermiş oluyorum. Şimdi abi bunu da alıyoruz ve koyacağım. Hani öbür türlü düşünmüştüm ben ve öbür türlü alacaktım ama sonradan aklıma böyle gelmesi gerçekten bizim için çok iyi olmuş. Şimdi abi buraya ben Hakan Çalhanoğlu'yu koyduğum zaman zaten oluyor. Ve şimdi sırada ne var abi? Ceko. Şimdi Ceko'yu buradan çıkartalım. Bunu koyunca mesela oluyor mu? Oluyor. Bunu koyarsak oluyor. Bunu koyarsak olmuyor. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda tam 2 tane elit harcıyoruz ve tamamlanılabiliyor. Yani bu kadar basitmiş aslında. Biz neden zorladık bilmiyorum. Hatta Sağ Ortusay'a yüksek bir adam koyup bir tane bile elite düşürebiliriz bunu. Ya da şöyle yapalım abi. Bir dakika. Buraya gelelim. Ne yapıyorduk? Neyi ben değiştirdim biraz önce? Traore'yi değiştirdim. 79'luk da koysam olmuyor ya. Sıkıntı abi. Marquinhos mu? Cannavaro mu? Bilmiyorum ya. Gerçekten kararsız kaldım. Marquinhos'u koyacağım ya. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Daha da kolay yapılabilirdi ama çok da zaman harcamak istemedim. 2 tane elit veriyorum toplamda. Zaten kullanmadığım elit oyuncular. Ve arkadaşlar bayağı bir coin slick oyuncu harcadık. Ve bu şekilde de bir şey yapmış oldum. En azından Dzeko yerine Hakan Çalhanoğlu'yu koymuş oldum. 200 bin coin'si oradan kar ettiğimi düşünüyorum. Bayağı bir ama zarar ettim yine de ama eskisinden daha mantıklı bir kadro kurduğumu düşünüyorum. Daha da iyi olabilirdi ama daha da iyiye çok da gerek yoktu. Ve 3 tane puanla bir tane Cengiz Ünderimiz takımımıza katıldı. Gerçekten güzel oldu ya bence. Müthiş hatta ya. Güzeli bırakın müthiş. Pogba ne istiyor abi? Takım geri kaç istiyor? 80 yenlik bir takım istiyor. Çok zor abi. Pogba birazcık fazla zor istiyor. Ayarlayabilir miyiz bilmiyorum ama zaten mevkisi galiba MOO. O yüzden benim sevmediğim bir mevki olduğundan dolayı çok da ayarlama taraftarı değilim açıkçası. Şimdi böyle bir kadro oldu abi. Şimdi sol orta sahaya ben sol orta saha koymak istiyorum ama sol orta saha galiba yok doğru düzgün. Sağ orta sahaya Cengiz Ünder'i koyacağım. Tabii ki de adam o kadar aldık koyalım yani kullanalım. Şimdi Cengiz Ünder'in neyi yükselebiliyor onu da yükseltelim abi. Kontra mı Cengiz Ünder? Aynen. 25 bin vereceğim. Yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. 90 gene kadar yükselteceğim yani. Hani 90 yen usta yapacağım. Usta şekilde size göstermek istiyorum. Size o şekilde izletmek istiyorum Cengiz Ünder'i. Tüm coins'imi harcayacağım büyük ihtimal. Hatta belki de yetmeyecek ama hani yeterse usta şekilde size izletmek istiyorum. Bakalım abi çalıştır diyelim. Oyuncuyu geliştirdi diyelim. Coins'im yeterse usta bir şekilde Cengiz Ünder'i size göstermek istiyorum. Dediğim gibi bir 10 bin daha ver. Abi 5 binlerden ver. Tamam 130 tam yetiyor. Abi şaka gibi. Bastım abi. Bütün coins'im bitti. Ama Cengiz Ünder'i 90 yen yaptık. Ve kart da müthiş oldu. Cengiz Ünder'le beraber sizlerin karşısında bir karşı hata falan giresim var. Bir dakika ya buraya kim koyabiliriz? Değiştiremiyorum ki. Deli Ali'yi koyalım. Hadi Ali. Evet. Ali'yi de koyduk buraya. 95 yenlik bir takım oldu ve Cengiz Ünder'le bir takım oldu. Bence güzel bir takım oldu. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman maçımıza başlayalım. Karşı hata bir maç girelim. Sonrasında hem Cengiz Ünder'i de test etmiş olacağız. 90 yen yaptım. Adam bayağı bir yükselttim abi ve coinslerimin hepsi bitti ya. Coinslerim bitmeseydi keşke ama bitti. Yapacak bir şey yok. Yarın da güzel bir video daha gelecek arkadaşlar. Lütfen videomu izleyin yarın da. Yarın da günlerden pazar zaten. Güzel bir gün yarın da abi. Yarınki videoyu da izlerseniz sevinirim yani. Evet 98 yenlik bir rakip arkadaşlar. Artık bana güçlü rakipler geliyor. Bu kadroyla biraz daha zorlanacağım gibi ama belki de yenerim ya. Belli olmaz. Hadi bakalım. Torres. Fernando Torres. Geçemedim ve golü de yedim. Cengiz Ünder'i o zaman test edelim. Zaten kazanamam diye düşünüyorum. Cengiz Ünder'e topla Cengiz Ünder'i buluşturmaya çalışacağım. Evet Cengiz Ünder. Cengiz Ünder Rainbow'unu yaptı. Cengiz Ünder! Cengiz Ünder müthiş bir gole imza attı. Şimdi Torres. Fernando Torres'ten de güzel bir gol. 3-2 oldu. Güzel abi. Cengiz Ünder'i ben çok beğendim. Cannavaro. Aa bu adam hareket yapmıyor ama bir dakika. Şöyle yap. Vur. Çok kötü. Çok yavaş ya. Ama ben o adamın hareket yapmadığını unutmasaydım belki de gol atabilirdim. Cannavaro bu sefer kafayı at. Torres o nasıl kafa vuruşu ya? Arkadaşlar 98 yene karşı 95 genle oynamak biliyorsunuz zaten zordur. Royce. Karlström. Çok kötü bir şut. Çok kötü. Karlström'den ben daha güzel bir şut beklerdim. Ama ters ayak falan geldi zaten. Özcan boş kaleye 5-3. Güzel abi. Cengiz Ünder de golünü zaten attı. Çok güzel abi. Çok beğendim yani. O ilk izlenimim gerçekten çok iyi. Karlström. Petit abi. Çok iyi defans ya. Petit keşke bende de olsa ama yok işte. İkonlar yenilenecekmiş. Belki pazartesi günkü videoda veya pazar günkü videoda ikon alabilirim. Zor da olsa belki deneyebiliriz abi. Çünkü coins'in bittiği için zor diyorum ama belki o bir şekilde ayarlanır. Royce. Marco Royce. Royce. Marco Royce. Güzel bir şut aslında tam köşeye ama Buffon tuttu. 9 tane gol yedik. Tabii ki zorlanacağım. Belliydi zaten. Bari 4 tane atalım ama onu da atamadık.
Romagnoli de vuramadı. Evet arkadaşlar, maç bu şekilde bitti. Zaten en iyi kadromla oynamadım. Birazcık düşükle. Belki en iyi kadromla oynasam biraz daha zorlayabilirdim. Ama bu şekilde oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir video oldu. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Şurada çıkan videolardan da videolara gidebilirsiniz. Yani istiyorsanız, canınız istiyorsa gidebilirsiniz. Canınız sıkılıyorsa gidin yani, evet. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Adamsınız. Yarınki videoda ne istediğinizi yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hoş geldin. Sizi seviyorum ve bye bye.